Resmen kendi ülkemizde 5. 6. hatta 7. 8. sınıf insan olduk. İnsanlar Türk olduklarından gurur duyuyor fakat Türkiye'de yaşamaktan mutsuzluk duyuyor. Türk olmaktan gurur duyan milletimiz artık Türk olduğunu kendi ülkesinde kendi vatandaşına bile gizlemek zorunda kalacağı durumlara ulaştık sonunda. Neden böyle söylediğimi şimdi anlatacağım olayda anlayacaksınız arkadaşlar. Şu olayın detaylarına gelin birlikte bakalım. Antalya'da bulunan Limakları adında bir otel varmış. Bu otel için yurt dışındaki sitelerden yabancı uyruklu vatandaş olarak rezervasyon yapan abimiz, rezervasyon tarihinde otele geldiğinde otel görevlileri siz Türksünüz, kusura bakmayın yabancı uyruklu değilsiniz, sizden ekstra para almak zorundayız diye söylediler ve bu ödediği miktar karşısında fiş makbuz gibi bir kağıt alıyor. Bu kağıdın açıklamasında yazılan ve asıl zorumuza giden işte o cümle arkadaşlar. Milliyet farkı karşılığında tahsil edildi. Yazdıklarına bakar mısınız ya? Özür dilerim arkadaşlar ama bir daha tekrarlamak istiyorum. Milliyet farkı karşılığında tahsil edildi. Yani şunu demek istiyorlar. Alman değilsiniz, İngiliz değilsiniz, Fransız hiç değilsiniz. Siz bir Türksünüz. Bu yüzden 120 euro fazla para ödemek zorundasınız. Kulağa çok saçma geliyor değil mi? İşte bu yüzden 5. 6. hatta 7. 8. sınıf vatandaş olduk dedim. Zaten ülke pahalılıktan kırılıyor ve bu pahalılık içerisinde bir de bizlerden ekstra paralar talep ediyorlar. Gerçekten hiçbir şey alamayacak durumlara geldik. Affedersiniz arkadaşlar, cidden kusura bakmayın ama dışarıda yemek yerken bile ben bu kadar uzun düşündüğüm bir dönem olduğunu hatırlamıyorum. Eskiden olsa hadi gel aga bugün dışarıda yemek yiyelim deyip düşünmeden çıkar gider yerdik. Şimdi öyle olmuyor abi. Durup düşünüyorsun. Ulan şimdi dışarıda yesem en az 300-400 para gidecek. Lan zaten günlük ne kadar paraya çalışıyoruz ki gidip dışarıda bu paranın yarısını harcayalım diye düşünüp dışarıda yemek yemiyoruz abi. Bu durum gerçekten can sıkıcı ve üzücü. Eskiden arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza yemek ısmarlarken düşünmezdik. Şimdi bu ekonomi sıkıntılı süreçler bizi gerçekten ister istemez cimrileştirdi. Hem kendimize hem de topluma karşı cimri olduk. Siz de bir düşünün arkadaşlar. Bundan 2-3 sene önce kadar para harcama konusunda bu kadar düşünüyor muydunuz? İlla ki aradaki farkları siz de göreceksiniz. Arkadaşlar durum böyleyken bu haberler görmekte insanın gerçekten psikolojisini yıpratıyor ya. İnsanlar etnik kimliklerinden bile soğutuyorlar. Türk olmak tamam gurur verici ama Türkiye'de değil maalesef. Ekonomik özgürlüğün yokken her şey anlamsız geliyor sana. Neyse arkadaşlar olaydan çok da sapmayalım. Bu haberi gördükten sonra bir turizmci arkadaşım var. Sezonlarda Antalya'da, Muğla'da lüks otellerde falan çalışıyor. Bu haberi ona attım. Düşüncesini merak ettim, sordum. O da aynen şöyle söyledi bana. Mervan, olayda kesinlikle otel müşterisi haklı. Bir gram bile haksız yanı yok ama olaya bir turizmci otel mağaza sahibi açısından baktığımda bu ekstra parayı talep eden otelin haklılık payı var. Çünkü bir Türk müşteriyle yabancı müşteri arasında dağlar kadar fark var. Türkler otel odalarında bulunan saç kurutma gibi çoğu önemsiz, önemli eşyaları hor kullanıyor. Açık büfesi olan otellerde tabaklarını yemeyecekleri şeyleri doldurup ürünlerin hem ziyan olmasını hem de çöpe gitmesini hem de oteli zarara sokmaya sebep oluyor. Her şey dahil satın aldıkları sırf ücretsiz olduğu için bir ton alkol içiyorlar, sapıtıyorlar, olay çıkarıyorlar ve huzuru kaçırıyorlar. Tabii bu gibi durumlar yabancılarda da görülüyor ama çok çok az oranda. Genelde kendi milletimizden zarar gördüğümüz için otel sahipleri de böyle fiyatı artırarak koruyucu bir önlem alıyorlar dedi. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşımın dediklerinin üzerine ben de bunun gibi bir şey yaşadım. Onlardan bahsedeyim size. Bosna Hersek'te bir otelde kalıyoruz. Kaldığımız otelde de çalışan bir Türk vatandaş vardı. Biz onunla bayağı samimi olduk, sohbet falan ettik. Bize aynen şöyle söyledi. Sizin gibi grup şeklinde Türkler geldiğinde biz onlara vereceğimiz odaları öncesinden belirliyoruz. Saç kurutma makinelerini topluyoruz. Mini barların içini komple boşaltıyoruz. Hatta su bile bırakmıyoruz. TV kumandası, klima kumandasını bile alıyoruz demişti. Abi bunu duyduğumda o kadar çok şaşırdım, o kadar çok üzüldüm ki gerçekten. Yani ne diyeceğimi bilemedim. O da Türk ve bu durumu anlatırken bize mahcup ola ola anlatıyor. Yurt dışında bıraktığımız izlenin bu denli kötü olması hiç iyi değil. Kurunun yanında yaş da yanıyor diyorlar ya, aynen öyle olduk orada biz. Bir de aynı durumun şimdi kendi ülkemizde olması daha da üzücü bir durum. Burada bir nebze katıldığım noktalar var arkadaşlar. Tüm Türkler böyle olmasa da bir kısmımız bu şekilde davranıyoruz maalesef. Bu da hepimize karşı aynı bakış açısıyla bakılmasını sağlıyor. Hepimiz bu insanların sayesinde aynı kefeye girmiş oluyoruz. Hepimizin çevresinde vardır. Kendi malı olmadığında hayvan gibi davranan, kötü kullanan. Benim çevremde tonlarca böyle insanlar var. Hatta bir arkadaşım araç kiralamıştı. Kiraladığı aracı o kadar kötü kullanıyordu ki affedersiniz arabanın anasını ağlatmıştı. Uyardım, bak oğlum böyle kullanma. Arabayı mahvediyorsun, başkasının malı, zarar verme demiştim. Bana verdiği cevap aynen şöyle. Bana ne be ya, benim malım mı? Parasını verdim, istediğim gibi kullanırım. Ya işte arkadaşlar, zihniyet böyle olduktan sonra daha çok böyle oteldeki gibi yaptırımlarla karşılaşırız. Yanlış anlaşılmasın, böyle yaptırımların yapılmasını tabii ki de karşıyım ama bunu biz yapıyoruz. Biz bu hale getiriyoruz. Türkler gelmesin diye otelleri Türklere pahalı yapan otel sahiplerine bir nebze hak verebiliyorum. Ama hali hazırda otele parasını ödemiş ve giriş yapmış birine ekstra olarak milliyet tahsilat bedeli adı altında para alınması tabii ki de yanlış ve zaten suçtur. İlla ki otelin bir yaptırım göreceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu konuda burada noktalamış olalım ve bir diğer meseleye geçmek istiyorum. Eskiden dizi filmlerde benim de tanıdığım ünlü oyuncu Deniz Çakır geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın programında şu sözleri söyledi ve bayağı gündemde tartışma etkisi yarattı. Sokak hayvanlarını uyutmayı düşünüyorsanız mesela gelip ilk önce benden başlayabilirsiniz uyutmaya. Çok okeyim buna. Bir çocukla bir sokaktaki kedinin hiçbir farkı yok. Kediyle bir çocuğun farkı yok demiş. Evet, bu konuda hem
hemfikiriz Deniz Hanım. Kediler zaten zararlı saldırgan bir hayvanlar değiller. Ki onların uyutulması söz konusu da değil. Hatta tüm hayvanların uyutulacağını falan zannetmişsiniz. İşte olay öyle değil Deniz Hanım. Hemen anlatayım ben size. Buradaki asıl amaç insanlar durduk yere zarar veren hatta hastalık barındıran canlıların uyutulması söz konusu. Yani kediler veya köpekler uyutulsun demiyorlar. İnsana zarar veren hastalık yayan hayvanlar uyutulsun diyorlar. 5 tane saldırgan bir köpek var diye bütün köpekler uyutulmayacak. Uyutulmamalı da. Buna ben de karşıyım. Benim düşünceme göre de zaten böyle olmamalı. Sadece saldırgan hastalıklı olanlar uyutulmalı. Fakat benim düşüncemi biraz daha ilerisini düşünen, tamamen tüm hayvanların uyutulmasını isteyen, hatta barınakların yapılmamasını, belediye bütçesine maliyet açacağından ötürü istemeyen, yani kolay yoldan hepsini uyut gitsin gibi düşünen insanlar da var. Hak verdiğim yerler de var bu bütçe konusunda. Fakat bu kadar bencil düşünme taraftarı değilim ben. Tümden uyutma bana mantıklı gelmiyor açıkçası. Zararlı hastalıklı olanların uyutulması gerekir. Geride kalanları ise sahiplendirilmesi ve barınakta yaşamasını savunuyorum. Evet, maliyet açısından büyük yük olacaktır. Haklısınız, hak veriyorum ama belediyeler saçma sapan yerlere bir sürü para harcıyorlar zaten. Buralardan tasarruf edip harcaması gereken asıl ihtiyaçları harcarsa bence çok büyük yük olarak görülmeyecektir. Tabii bu benim düşüncem. Bunun üzerine oturup uzun uzun tartışırız. Her fikre her düşünceye açığım arkadaşlar. Türkiye'de doğal yaşam alanı gibi barınakların olması gerekiyor ama maalesef biz bu uygulamayı yapamıyoruz. Barınaktaki hayvanlar daha mutlu, daha tok, daha itli, butlu olacakken tam tersi sokakta yaşayan hayvanlar daha mutlu, daha kilolu, daha canlı kanlı oluyor. Barınakta hayvanlara işkence ediliyor. Durum böyle oldukça hayvanseverlere de bir nebze hak veriyorum. Barınaklara göndermek istemiyorlar bu hayvanları. Evet, ben de bu şartlar altında hayvanların o barınaklarda bulunmasını istemem. Fakat sokakta yaşamaları hepimiz için birer tehdit unsuru. Düzgün bir yaşam şartları olduğu zaman tabii ki de sokakta değil, barınakta yaşamalı. Ama biz hatayı zaten en başında yapıyoruz. Belediyeler bu barınaklara önem vermiyor. Hiçbir çalışma yapmıyor arkadaşlar. Avrupa'da sokak hayvanlarının bir kısmı uyutuluyor, bir kısmı barınaklarda yaşıyor. Sokakta öyle bizimkisi gibi köpekler, kediler yok zaten. Avrupalı insanlar bizim ülkemize gelenlere tavsiye olarak sokak hayvanlarına dikkat edin, Türkiye'ye gitmeden önce kuduz aşısı olun diyorlar birbirlerine. Yani durum böyle hafife alınacak bir durum değil arkadaşlar. Geçenlerde mezarlığa eşini ziyarete giden kadını köpekler paramparça etti ve kadın öldü. Orada bizim annemiz, bizim ablamız olmuş olsaydı direkt belediyeye suçu bulurduk. O yüzden böyle saldırgan, topluma uyum sağlayamayan hayvanların uyutulması gerekiyor. Diğerlerinin de barınaklarda sağlıklı bir şekilde yaşamalarına devam etmeli. Biz onların yaşam alanlarını ellerinden aldık. Biz doğayı katlettik. Evet biliyorum. Fakat evrimsel süreçte hayatta kalmak için bunlar gerekli olanlar. O nedenle dediğim gibi onların barınaklarda yaşaması tüm canlılar açısından daha iyi olacaktır. Tabii en başta barınak şartları iyileştirilmeli. Umarım ilerleyen süreçlerde bu konuda doğru düzgün elle tutulur bir gelişme görürüz. Bir diğer ve son konuya geçelim arkadaşlar. Bu konu gerçekten ilginç, biraz da komik açıkçası. Düşünsenize, iş yerinde patronunuz sizin kaç dakika sıçtığınızı ve kaç dakika tuvalette zaman geçirdiğinizi hesaplıyor ve bunun çetelesini tutuyor ve herkesin görebileceği bir yere asıyor. Nasıl hissedersiniz? Ne düşünürsünüz? Böyle bir işverenle çalışmak ister miydiniz? Arkadaşlar, bir iş yeri sahibi tuvalet maliyetini hesapladı. Her çalışanın aylık kaç kez tuvalete gittiğini, tuvalette ne kadar zaman geçirdiğini ve bu geçirdiği sürenin iş gücü kaybının maliyetini raporladı ve herkesin görebileceği bir yere astı. Bu tuttuğu rapora göre de arkadaşlar bazı işçiler olması gerektiğinden çok daha fazla tuvalette zaman geçirdiğini gözlemlemişler. Açıkçası böyle bir rapor tutup ve bu raporu herkesin görebileceği şekilde yayınlamak etik bir şey değil. Zaten biraz araştırdığımda suç olduğunu da gördüm. Veri sorumlusu bu veriyi umuma açık paylaşamaz. Çıktısını alıp duvara asarak işçilerin mahremiyetini ihlal edemez arkadaşlar. 2022 Taksim 797 sayılı kanuna göre 300 bin TL civarında cezası varmış. Yani kâr edeyim derken toptan zarar edecek haberi yok. Ama burada işverene hak verdiğim noktalar da var arkadaşlar. İşçiler arasında ayrım yapılmasını yerinde buluyorum. Çalışan ile çalışmayan arasındaki haksızlığı bir nebze önlemiş olurlar. Birisi 10 dakika zaman geçirmiş, birisi 246 dakika. Arada 4 saat zaman farkı var. Hangisi normal tartışılır ama çalışan bir işçi için haksızlık doğar bu süre bu kadar uzun olursa. Sistem toleranslı oldukça bunu suistimal etmek isteyenler de oluyor. Bu nedenle hem çalışan işçi için hem de işveren için haksızlığı önlemek adına böyle bir rapor tutulabilir. Veri toplamak güzel bir şey arkadaşlar. Sigara içen işçi, sigara içmeyen işçi arasında da olabilir bu. Sadece tuvalet olarak düşünmeyin. Yanlış olan nokta bunu herkese yaymak, herkesin görebileceği şekilde raporlamaktır. Bence suistimal eden işçiler ve patronlar arasında gizli bir şekilde bu sorun çözülebilirdi arkadaşlar. Bu konuda buralara hiç gelmezdi. Bu konu ve diğer konuştuğum konular hakkında sizin de görüşlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Sizler de yorumlarda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sonraki podcast'te görüşmek üzere.